Herkese merhaba arkadaşlar. Hangi işlemi nerede kullanacağımı bilmiyorum diyenler toplanın bakalım. Hepinize süper bilgiler hazırladık ve bu bilgilerden sonra hangi işlemin nerede kullanıldığını mükemmel derecede güzel anlayacaksınız diyelim ve hemen bakalım yorumlarda neler gelmiş. Beste Mert demiş ki yeni nesil matematik sorularını yapamıyorum. Hangi işlemi nerede hangi soruda yapacağımı bilmiyorum. Çok çaresizim demiş Beste. İlayda Nurtaş demiş ki matematik sorusu çözmeyi çok istiyorum ama bir soruda hangi işlemin gerektiğini anlayamıyorum. Artı bir demiş ve İlayda gibi Beste gibi düşünüyorsan o zaman toplan bakalım. Sana süper bilgiler hazırladık diyelim. Hemen ilk bilgimizden başlayalım. Parça, ekleme, çıkarma, eksiltme veya arttırma gibi durumlarda hangi işlemler kullanılır? Tabii ki toplama işlemi ve hangi işlemler kullanılır? Toplama ve çıkarma işlemi kullanılır tabii ki sevgili arkadaşlar. Hemen bunu bir örnekle taçlandıralım bakalım. Tonguç'un parasının 12 lira eksiğinin yarısı Tongül'ün parasına eşittir. Tonguç'un 72 TL'si varsa Tongül'ün kaç lirası vardır demiş. Şimdi Tonguç'un parasının 12 lira eksiği diyor. Ne demek istiyor? Çıkart diyor. Neden çıkart diyor? 72'den 12'yi şutla diyor. Çıkar diyor. 72'den 12'yi çıkartırsam 60 kalır. 60'ın da ne diyor? Yarısı Tongül'ün parasına eşitmiş. O zaman 60'ı da kaça böleceğim? Tabii ki 2'ye böleceğim. Buradan da doğru cevabımız ne olması gerekiyor? 30 TL. Kimin parası 30 TL? Tabii ki Tongül'ün parası 30 TL diyoruz. Toplama çıkarmayı burada uygulamış olduk sevgili arkadaşlar diyelim ve hemen ikinci sorumuza bakalım. Bütünü eş parçalara ayırırken ne yaparız? Tabii ki bölme bölüştürme yaparız. O zaman ben buraya ne yazıyorum? Bölme işlemi yaparız diyorum. 70 metrelik çubuk 5 eş parçaya ayrılacaktır. O zaman ne yapmamız lazım? Tabii ki 70 metreyi 5'e bölmemiz gerekiyor. Hemen bölelim bakalım 70'i. 5'e böldüğümüzde 7'de 5 bir defa 5 kere 1 5. Buradan ne çıkacaktır? 2. 0'ı aşağı indirdim. 20'de 5 kaç defadır? 4 defadır. 4 kere 5 20 diyorum. Ve 20'den 20'yi çıkartma 0'ı bulmuş olurum. O zaman doğru cevabım ne olacaktır? 14 parça olması gerekiyor. Üçüncü bilgiye bakalım. Eş parçalardan bütün oluşturma işlemine ne diyoruz? Çarpma diyoruz. Hemen buraya ne yazıyorum? Çarpma işlemi yapılır sevgili arkadaşlar. Hemen bakalım. Kilosu 3.2 TL olan elmalardan 5 kilogram satın alırsak demiş. Kaç para veririz acaba diye sormuş. O zaman 3.2 ile 5'i ne yapmam lazım? Çarpmam lazım. Yani 5 tane 3.2. Küçük küçük 5 tane 3.2'yi birleştirirsem acaba ne olur? Kaç kilogram yapar diyor. Hemen bakın virgül yokmuş gibi çarp. Burada virgül yokmuş gibi çarpıyoruz. Sonra virgülü ekliyoruz. Nereden ekliyoruz? Tabii ki sağdan sola doğru ekliyoruz. 5 kere 2 10. Elde var 1. 3 kere 5 15. 1 de elde 16. Hop virgülü bir tane kaydırdım. 16,0. 0'ı şutlayalım çünkü sondaki sıfırların bir anlamı yoktur. O zaman buraya ne yazalım? Koskocaman 16 yazabiliriz sevgili arkadaşlar diyelim ve hemen bakalım bilgilerimize devam edelim. Karşımızda bir sayının bir bütünün diyor. Kesir kadarını bulurken diyor. Bütünden parçaya giderken diyor. Ne yapmamız lazım? Tabii ki bütünü paydaya bölmemiz lazım. Herkes görevini yapıyor. Bakın payda neydi? Bölme işlemi. Sonra da pay ile çarpmamız gerekiyor. Tabii ki bunun ikinci yöntemi de var. İkinci yöntem de modelleme yöntemi. Bu da çok güzel bir yöntem sevgili arkadaşlar. Hemen bakalım bir örnekle bunu güçlendirelim bu bilgimizi. 60 sayısının 3 bölü 5'i kaçtır demiş. Şimdi birinci yöntemle yapalım bakalım. 60 sayısının 3 bölü 5'ini bulurken 60'ı neyle çarpıyorum? 3 ile çarpıyorum. 180'i buluyorum. 180'i de sevgili arkadaşım 5'e bölersem 1'de 5 yok. 18'de 5 kaç defadır? 3 defadır. Buradan 15'ten 3 çıkar. 30'da 5 kaç defadır? 36. İşte 60 sayısının 3 bölü 5'i 36 çıkıyor. Peki hocam modellemeyle de anlatın. Modellemeyle de öğrenmek istiyoruz dediğinizi duyar gibiyim. Hemen bakalım modellemeye. Burada bakın 5 parçaya böl diyor. 5 parçaya böl. 5 kutucuğumuz var. 60'ı zaten 5'e bölmüştük. 60'ı hemen şöyle 5'e bölelim bakalım. 5'e bölelim. 60'ı 5'e bölersem kaç çıkar? 12. O zaman bir kutucuğumuz kaç çıktı sevgili arkadaşım? 12 çıktı. Kaç tanesini al diyor? 3 parçasını al. Yani 5 parçaya ayır. Ancak sen 3 tanesini al diyor. 3 tanesini alırken bakın şuradaki 3 tanesinden bahsediyorsa o zaman hayırlı olsun diyelim. 12 artı 12 artı 12. Kaç yapar? 36 yapar. Zaten biz de 36 bulmuştuk. İşte iki yöntemin sonucu da birbirini destekledi. Bu yöntem de harikulade bir yöntem. Sevgili arkadaşlar diyoruz ve hemen 5. bilgimize bir geçiş yapıyoruz. Süper bir geçiş yapıyoruz. Bakalım ne diyor? Kesir kadarı verilen sayının parçanın tamamını bulurken yani parçadan bütüne giderken ne yapman gerekiyor?
Pay bu sefer parçayı paya bölmen gerekiyor. Tam tersini yapıyorsun bu sefer. Paydayla da çarpman gerekiyor. Aman dikkat. Ya da modellemeye de uyabilirsin. Şimdi birinci yöntemimizde isterseniz hemen şunu uygulayalım. 20'yi bakın birinci yöntem şuraya birinci yöntem diyelim. 20'yi ne yapmam gerekiyor? 2'ye bölmem gerekiyor. Çünkü paya böl diyor. 2'ye bölüyorum. Buradan kaç çıktı? 10 çıktı. 10 ile de 3'ü çarparsam 30 buluyorum. Bakın bir parçası verilen sayının tamamını buldum. Demek ki burada verilen sayıdan daha büyük bir sayı elde etmem gerekiyordu. Dolayısıyla doğru cevabımızı da 30 bulmuş olduk. Hemen geliyorum ikinci yönteme. İkinci yöntemimiz de nedir? Modelleme yöntemi. Diyor ki 3 parçanın ikisi 20'ymiş. Yani 3 parçanın ikisi yani şu 20'ymiş. O zaman 3 parçanın ikisi 20 olduğuna göre bir tanesi ne olur? 10 olur. O zaman burası da 10 olacaktır. Sayımızın tamamı kendiliğinden çıktı zaten. 3 kutumuzun tamamı olsa 3 çarpı 10'dan aslanlar gibi ne yapıyorum? 30 cevabını bulabiliyorum değerli arkadaşlar. Dedik ve gerçekten süper bir soruyu da geride bıraktık. 5. bilgimizi de size verdik. Parçadan bütüne doğru yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor diyelim ve hemen gelelim 6. soruya. Ters işlem yap diyor. Bakın bu çok güzel bir yöntem. Bunu ilkokulda gerçekten bütün öğrenciler x'leri görmeden önce uyguluyorlar diyebiliriz. Ve bizler de size bu bilgiyi hazırladık. Bir sayının 3 katının 6 fazlası 42 ise bu sayı kaçtır demiş değerli arkadaşlar. İşleme en sondaki işlemden başlanıyor. En sondaki işlemden başlamamız gerekiyor. Verilen işlemin tersini yapman gerekiyor. Tamam. Çarpma yazıyorsa tersini yapıyorsun. Bölme yapıyorsun. Çıkarma yazıyorsa o zaman ne yapacaksın? Toplama yapman gerekiyor. Toplama yapman gerekiyor dedik ve hemen sorumuza isterseniz bir odaklanalım. Bir sayının 3 katının 6 fazlası 42 ediyorsa bu sayı kaçtır demiş. Şimdi 42'den ne yapmam gerekiyor? 6 fazlayı çıkarmam gerekiyor. Çünkü tersini yap diyor bana. 42'den 6'yı çıkardığımızda sevgili arkadaşlar buradan ne olacaktır? 36 kalacaktır. 36 diyor ki 3 katı diyor. Kat ne demek? Çarpı demek. Sen ne yapacaksın? Bölme yapacaksın. 36'yı da 3'e bölersek eğer 36'yı 3'e bölersek kaç çıkacaktır sonucumuz? 12 çıkacaktır. Demek ki bu sayı kaçmış sevgili arkadaşım? 12'ymiş diyoruz. İşlemlerin tersini yapma kuralı da bu şekilde. Bakın işlemlere bir sondan başlıyorsun. 2 çarp diyorsa sen zıttını yapıyorsun. Böyle gıcıklık olsun diye tam tersini yapıyorsun ve bölme yapıyorsun. Eğer toplama diyorsa çıkarma. Çıkarma diyorsa toplama. Ne veriliyorsa onun tersini bulman gerekiyor diyelim ve hemen yolumuza bir başka sayfayla devam edelim. Her basamağın yüksekliği 15 santimetreymiş. Burada peki kaç basamak vardır? 3 metre yüksekliğinde bir merdivenden bahsediyoruz. Bütünü eş parçalara ayırma işlemlerinde sevgili arkadaşlar ne diyoruz? Bölme işlemini yapıyoruz. Eş parçalara bölme işlemi nedir? Birim çevirmeyi unutma. Birimler biliyorsunuz şöyle gösterelim. Kamile, hanım, damda, Mehmet, dayım, camda, merhaba, merhaba diyoruz. Ve biliyorsunuz aşağı doğru inerken bir kalemi aşağı doğru bıraktığınızda ne olur kalem? Yere çarpar tabii ki hocam. O zaman çarpma. Yukarı doğru giderken ne yapıyoruz? Yukarı doğru giderken de bölme yapıyoruz tabii ki. Yüklerimizden kurtuluyoruz. Uçmak için ne yapmamız lazım? Yüklerimizden kurtulmamız lazım. Dolayısıyla o zaman yukarı doğru giderken de bölme yapıyoruz dedik. Şimdi hemen gelelim bakalım sorumuza. Her basamağın yüksekliği 15 santimetre olduğuna göre kaç basamak vardır demiş. Şimdi bu santimetre, bu metre. Metreyi ne yapalım? Santimetreye çevirelim. Daha tatlı bir şey olur. O zaman metre neredeyiz? Metre burada. Santimetre nerede? 1-2 basamak aşağı indik. Yani 2 basamak aşağı inmek ne demek? 2 tane 0 eklemek demek hocam. O zaman 3'ün yanına hop 1-2 0 ekledik ve santimetreyi elde ettik. Buradan sonra ne oluyor? Yüksekliğimiz 3 metre yani 300 santimetre ise ve her bir basamağımız 15 santimetre ise o zaman 300'ü ne yapıyorum hemen 15'e bölüyorum. Bakın burada sıfırı kapatıyorum. 30'da 15 kaç defa vardır? Tabii ki 2 defa vardır öğretmenim. O zaman buradan ne oluyor? 2 yazıyorum. Kalan sıfırda ne yapıyorum? Yanına ekliyorum. 20 basamaklı bir merdivenden bahsediyormuşuz sevgili arkadaşlar. Ve bu şekilde hangi işlemi nerede nasıl kullanacağını süper bir şekilde sana göstermiş olduk diyelim. Ve hemen yolumuza bir başka bilgiyle ve soruyla devam edelim değerli arkadaşlar. Hemen bakalım 1.2 metre uzunluğunda bir odun, bir kalas varmış testereyle kesilmiş. Diyor ki
Tahtanın bir ucundan 3 bölü 4'ü kesildikten sonra kalan parça 3 eşit parçaya ayrılıyormuş. Eş parçalardan birinin uzunluğu nedir demiş. Şimdi bilmemiz gerekenlere bakalım. Hangi işlemleri yapacağız? Bütünün kesir kalarını bulurken paydaya ne yaparız? Böleriz sevgili arkadaşlar. Paydaya böleriz. Paydaya böleriz. Sonra ne yaparız? Pay ile de çarparız. Bir bütünün, az önce de görmüştük, bir bütünün istenilen kadarını bulma. Bütünden parçaya gitme. Yani paydaya böleriz. Pay ile çarparız değerli arkadaşlarımız dedik. Şimdi parça ekle çıkarma işlemlerinde ne yapacağız? Burada ya toplama yapacağız, ekleme çıkarma işleminde veya çıkarma yapmamız gerekiyor. Bunları da yazalım. Eş parçalara ayrılma işleminde ne yapmamız lazım? Eş parçalara diyor. O zaman bölme. Parçalara ayırma diyorsa bölme yapmamız gerekiyor. Hadi gelin bakalım sorumuzda. Hangi işlemleri uygulayacağız? 1. 1.2 metrelik bir odunun ucundan 3 bölü 4'ü kadarı kesiliyormuş. O zaman 1.2'nin ben ne yapıyorum? Önce 4'e bölüyorum. Sanki şöyle yapalım bak. 12'yi 4'e bölseydim kaç çıkardı? 3 çıkardı. Ancak 1,2 olduğu için 0,3 pratik yöntemini kullanabiliriz. 0,3. Kaç tanesi bakın? 3 parçası, yani bir parçası 0,3'müş. 3 parçası kesiliyormuş. O zaman 0,3'ü de 3 ile çarparsam normalde 3 kere 3 kaç yapar sevgili arkadaşlar? 9 yapar değil mi? O zaman virgül olduğu için de o zaman ne diyoruz? Sen 9 olamazsın koçum benim. 0,9 olabilirsin. Bu kesilmiş gitmiş, kesilmiş gitmiş. Ne oldu geriye? 1,2'den 0,9'u çıkarma işlemi yapıyorum. Kestik attık çünkü. O zaman burada kaç kalır? 0,3 metre kalır. Bunu da kaç eşit parçaya böl diyor? 3 eşit parçaya böl diyor. Hadi bakalım bölelim. Çok basit. Bak çok tatlı. Sayılar çok tatlı gelmiş. Şimdi ben 3'ü 3'e bölseydim ne olurdu? Tabii ki 1 olurdu. Ama 0,3'ü bölersem bu sefer de ne olacaktır? 0,1 olacaktır. O zaman eş parçalardan birinin uzunluğu ne olur? 0,1 metre olur. Sevgili arkadaşlarım, gerçekten çok hoş bir soruydu. Burada ne yaptık? Geride bıraktık. Tarihin tozlu sayfalarına göndermiş olduk diyelim ve son sorumuza gelelim. Diyor ki burada bir bakın raflarda kitaplar var. Burada da var. Birinci durum var, ikinci durum var. İkinci durumda kitaplar eş aralıkla dizilirse herhangi iki kitap arasındaki mesafe kaç santimetre olur demiş. Şimdi bakalım boşluklarımızda bize acaba hangi işlemleri vermesi isteniyor? Yani hangi işlemleri uygulamamızı söylüyor. Birinci durumdaki aralıklarının tamamını bulma işleminde ne yapmamız lazım? Tabii ki hocam bakın buradaki ifadeleri toplamamız gerekiyor uzunluğu bulmak için. O zaman ben buraya ne yazıyorum? Toplamalısın. Toplamalısın diyoruz ve topluyoruz. İkinci durumda 4 tane kitap var ve eş aralıklar var. Eş aralıklar varsa o zaman ne yapacağız? Kaç eş aralığımız var? 1, 2, 3. O zaman buraya 3 eş aralık var diyorum. Eş aralıklardan birini bulma işlemine ne diyorum? Tabii ki bölme diyorum. Bölme yaparak ancak ben bu eş aralıkları bulabilirim. Şimdi bu bilgiler ışığında hadi bakalım sorumuzu çözelim. Öncelikle bu uzunluğun tamamını toplama işlemiyle bulmam gerekiyor. 2 artı 9 artı 4 artı 13 artı 8 diyelim. Ve buradan 9, 2 daha 11, 15, 28, 36. 36 santimetreymiş uzunluğumuz. Peki bu 36 santimetre burada da 36 santimetre değişmedi ki. 36 santimetremiz burada. Kaç aralığımız var sevgili arkadaşım? 1, 2, 3 tane aralığımız var. 3 aralığımız varsa 3 eşit parçaya bölmemiz gerekiyor. Hadi bakalım böldük. 36'da 3, 12 santimetredir. Demek ki her bir aralığımız 12 santimetre olması gerekiyor. Burada da topladık, böldük, aralıklarımızı eşit bir şekilde bıraktık ve yolumuza süper şekilde devam ediyoruz diyoruz. Karşımızda ödüllü soru var. Ödüllü sorunun cevabını yazıyorsun yorumlara. Kendine çok iyi bakıyorsun. Görüşmek dileğiyle.